Malazgirt Ovası'nı gören hakim tepelerin hepsi kontrolümüz altında. Selçuklu'nun şimdiye kadar bir sızma girişimi olmadı. Bu da demek oluyor ki saldırmayacaklar, savunma yapacaklar. Ordumuz derin ve geniş hatlar halinde Malazgirt Ovası'na yayılacak. Merkezde ağır piyadeler, Sukutati ve Hoplit birlikleri benim kumandamda olacak. Hafif piyadeler ve süvariler de kanatlarda yer alacak. Binbaşı Tamin, siz askerlerinizle sağ kanatta yer alacaksınız. Nasıl da emrederseniz Yüce Kaiser. Önce onların saldırmasını bekleyeceğiz. Saldırıyı püskürttükten sonra hafif piyadelerle saldırıya geçeceğiz. Ve komutamdaki ağır piyadelerle süvari birliklerinin açtığı yoldan ilerleyeceğiz. Bizans gözcüleri ovayı gören tepelerde hala. Tepelerden uzak durduğumuz için savunmada kalacağımızı sanırlar. Batur Bey, en mahir ellerimiz sabaha karşı tepelere usulca yerleşsin. Sağ kanattaki okçu birliği şurada, sol kanatsa şuradaki tepede olacak. Biz ise sırtımızı Süphan Dağı'na yaslayıp düşmanı şurada karşılayacağız. Onlar bizim savunma yapmamızı beklerken taarruz eden biz olacağız. Onları çepeçevre sardıktan sonra gökteki hilal parlarken biz yerde harlayan hilalin içinde düşmanı boğacağız. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyh. Sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım, İslam sancağını yükselt. Şirkin başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle onu mahvet. Sana itaat için canlarını feda edip kanlarını senin yolunda akıtan mücahitlerini kuvvetlendir. Onları yardımlarından mahrum etme ve zafere ulaştır. Müminlerin emirinin burhanı olan Şehün Şahul Azam Ebu'l-Feth Sultan Alparslan'ın senden dilediği yardımı esirgeme ki o hükmünü yürütür, şanını yayılır kılsın. Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmek için çıktığı bu yolda onu ve onunla beraber olanları nusretinden mahrum etme. Ordusunu meleklerinle çoğalt, niyet ve azmini zafer ile taşlandır. Çünkü o senin ulu rızan için rahatını terk etti. Malı ve canıyla senin emrine uydu, senin yoluna düştü. Allah'ım, göklü peygamberinin adıyla çağrılan Sultan Muhammed Alparslan nasıl senin çağrına uyup Müslümanları korumak, İslam sancağını yüceltmek için gevşeklik göstermeden emrine icabet etmiş,
Sana hizmet için geceyi gündüze katmışsa sen de ona zafer nasip eyle. Amin. Onu öyle bir zırhla kuşat ki düşmanların her türlü şerrini def etsin. Amin. Yapmak istediği işi ona kolay kıl. Amin. Ta ki onun bu kutsal seferi zaferden ışık alsın. Amin. Onun ışığıyla müşriklerin hak yolunu görmeyen sapkın gözleri sonsuza dek yumulsun. Amin. Allahu Ekber! Ey Müslümanlar! Sultan Muhammed Alparslan için onun düşmanlarını mahvetmesi, sancağını yükseltip zaferlerin en kutlusuna erişmesi için Allah'a dua ve niyazda bulunun. Zira o İslam ülkelerini düşmana çiğnetmemek için göğsünü siper etmiştir. Muhakkak ki Allah dualarımızı geri çevirmeyecek ve şirki onun önünde boyun eğdirecektir.